Ya valla bir şey söyleyeyim ama bu da bir karakter meselesi yani. Kadınları üzüp üzüp sonra gel hayatım diyorsunuz. Anlamıyorum ki elinizdeki haniye kıymetini bilmiyorsunuz. Bana gelmez. Ben hata yaptım Müge Hanım. Ben intihar etmiyorum. Ya ama 17 yılda hata ben sürmez hata... ki be kardeşim. Bir hata olur, iki hata bak, olur. Benim hatalarıma sebep olan hep benim resmi nikahlı olan eşimdi. E tamam, aynı apartmanda oturmaz iki kadın çünkü yani. Kusura bakmayın, hayatı da böyle tekrar siz organize edemezsiniz kendi kafanıza göre. Ya işte yaptım ben yanlışı Müge Hanım. İnkar etmiyorum. Beni hep bu hatalara teşvik eden benim resmi nikahlı olan eşimdi. Şimdi ona da hiç burada laf söyleme. Ona da sen hata etmişsin. Onun da kalbini kırmışsın. Onunla evli kendine getirmişsin Yasemin, alt katta bir de çocuk yapmışsın. Ben o kadına da laf söyletmem. O kadına da üzmüşsün. Şimdi o burada değil diye kadına da burada laf söyleyemeyiz yani. O da çok üzülmüş. Müge Hanım bak lütfen beni dinleyin. Ben o kadına kötüdür demiyorum. Tamam. Sadece beni teşvik etmeleri vardı bunun. E tamam, ben de istemem alt katta başka bir kadın olsun kocamın yanında. Oldu, bir hatadır yaptık. Artık 18-19 yıl geçti aradan. Ama bak ya... şimdi kendin o hatayı yapıyorsun. Şimdi diyorsun ki annenin yanına dön Yasemin, başına bir iş gelmesin. Sizin başınıza gelince aman kimse size bir şey yapmasın, ihanet etmesin. Sen yapıyorsun aynı ihaneti ona yıllardır. Yasemin'le konuşabilir miyim lütfen? Konuş hadi konuş. Yasemin. Aradan çekil diyor bana yani. Aradan çekil diyor, ben diyor Yasemin'le konuş. Yasemin. Evet. Duyuyor mu beni Yasemin? Duyuyorum. Yasemin bak sana benim gözümde en aziz olan evladım hangisidir? Doğukan'la Boran'dır değil mi? İki evladım. Ben o iki evladımın üzerine sana söz veriyorum. Yasemin gel ananın yanına git. Eğer ben senin kapına gelirsem dünyanın en adi insanıyım. Uğur. Bak. Kurban oldum, Allah bir tanedir. Ben senin Allah bir dediğine inanmıyorum. Çünkü sen Allah'a, Kur'an'a, dine, imana, her şeyle... Bir şeyler söyleme, tamam. Benim sana hiçbir şekilde şeyim kalmadı. İnancım, güvencim hiçbir şekilde yok. O yüzden düş yakamdan. Yani bu polis Özgür kim? Bu polis Özgür sana niye destek çıkıyor? Polis Özgür var ya, Allah onlardan 1000 kere razı olsun. O insanlar olmasaydı belki ben şu an daha kötü durumdayım. Ama o insanlar sayesinde dimdik duruyorum. Yasemin bak ne olursun kurban olayım sana. Gel ananın evine git. Al oğlumu da, bak ben oğlumu da oğlumun hasretine de dayanacağım. Ama oğlum en azından bileceğim anasıyla beraber. Yani yeter ki Yasemin başka bir erkekle beraber olmasın. Sonuç bu. Derdin o aslında. Oğlunu alsın, oğluyla beraber olsun. Tabii. 38 yaşında senin yasını tutsun. Canlarım öyle bir hayat yok. Yok. İntikam yemeği soğuk yenir. Sen de niye kız bunları yaşamış da kızının yanında durmuyorsun bir hayatım? Sana da neler yaptı diyor. Doğru, yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor? Doğru sana söylüyor. Da neler yaptı diyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyorsa niye kızının yanında durmuyorsun? Korkudan mı söylemiyorsun sen? Doğru, olanlar oldu yıllar önce de. Ben istedim yuvaları yıkılmasın, çocuğu öksüz kalmasın diye hep sustum yani. Tamam da anne sana tecavüz ettirecek adam buldu diyor Yasemin. Artık daha yuvası mı kalmış bunun? Uğur doğru mu bunlar? Hayır abla, sor kaynanam orada. Soruyorum. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok da yani şey yaptı bana. Vurdu öyle. Yani öfkesinden vurdu. Yasemin. Seninle arkadaşlarımız konuşacak. Uğur ben çok doluyum. Bak ben çok doluyum. Yıllar boyunca bana çektirdiklerini bir ben bilirim, bir Allah bilir. Senin bu taciz davan bir değil, iki değil, üç değil. Biz gittik insanların ayaklarına kapandık ya. Neden kapandın? Senin pisliğini kapatmak için. Yes. Neden yalvardık millete? O meleğe yazık değil de o kadını milyarlarca borcunu kimde bıraktınız? Hiç mi Allah korkusu yok sizde ya? Melek de değil de resmi nikahlı eşi. Düşmanımın düşmanı benim dostumdur hikayesi bu da işte. Sonunda kadınlar bir olur bak gerçekten.
Sonunda yani bunu bütün erkekler bilsin. Sonunda bütün kadınlar bir olur. O erkeğin canını okur. Sen şimdi böyle onunla aldatıyorum, bununla aldatıyorum falan söylesin. Sonra onlar arkada bir araya gelir. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Alma. Niye alıyorsun hayatım? Hayır, Yasemin. Arkadaşlarım seninle konuşsun. Eğer kendine bir hayat kurdunsa... tabii ki sen artık 38 yaşındasın, o hayatı kurabilirsin. Eğer gerçekten bir boşluktaysan, az önce sana söylediğim gibi... eğer kaçıp kurtulmak istiyorsan, kendini gizlemek istiyorsan... bunun kanuni yolları var. Sana bu konuda yardımcı olmak isterim. Oğlunla beraber. Oğlun da burada. O da anne diye ağlıyor. Anlıyorum seni. Korkuyorsun. Uğur sen de o zaman bir sakin dur. Bekle yani. Eğer zaten kadın sana olan öfkesi biterse Yasemin'in zaten sana geri döner. Öyle değil mi? Bana dönmesin. Bana Nica Hanım bana dönmesin. Ne olursunuz dinleyin beni bak. Bana dönmesin. Söz veriyorum size. Bak size söz veriyorum ben. Şu an 84 milyonun önünde söz veriyorum. Yasemin anasına dönsün. Bak oğlum orada. Oğlum perişan bir vaziyette. Lütfen oğlumu bir gösterin ya annesine. Oğlum ne hale gelmiş. Ve Doğukan oğlum annesini alsın. Annesiyle beraber gitsin yaşasın. Ne diyorsun Yasemin? Annene dönmek ister misin? Ben 44 günden beri senin yüzünden çocuğuma hasretim ya. Ben çocuğuma hasret kaldım. Sesini duymaya, kokusuna, her şeyime hasret kaldım. Hayır diyor ki annesinin evine dönsün oğluyla beraber. Ben rahatsız etmeyeceğim diyor. Ne diyorsun? İnanmıyorum Müge abla. Yasemin bak Allah yukarıda şahit. Bak 84 milyon şahit olsun. Eğer ben senin kapına gelirsem o anında polisi ara gelsin. Zaten ben gelemem. Anında polisi ara polis gelsin. Senin ayağında kelepçe mi var? Hayır olsun. He? Senin ayağında kelepçe mi var? Yok benim evden çıkma yasağım var. İzin aşırı polis kontrol yapıyor. He, evden çıkma yasağın var. Yasemin evden çıkma yasağın varmış. Atla gel yarın bir. Neymiş efendim? Pedofili hastalığıymış. İstemsizmiş. Böyle bir şey yok abla ya. Pedofili mi? Evet. Neymiş pedofili hastalığıymış. İstemsizmiş. Böyle bir şey yok abla. Ne istemsiz ya? Öyle şey olur mu? İstemsiz mi? İstemsiz iyi artık. Tamam neyse bu bence mevzunun doğru sonu yoldasın Yasemin yapacak bu bir şey mevzunun sonu şey başka evet. Yasemin arkadaşlarım seninle konuş istiyorsan çık gel oğlunla konuş annenle konuş sana dediğim gibi yardım edeceğim ne arzu ediyorsan ama şurada haklı bence Uğur da şurada haklı annen de haklı yani yağmurdan kaçarken doluya tutulma kızım ben burada Uğur'a da hak veriyorum annene de hak veriyorum demek ki doğru kararlar almıyorsun 16 yaşında zaten evden kaçarak yanlış bir karar vermişsin. Demek ki sende de bir dürtü problemi var. Dürtülerine sen de engel olamıyorsun. Çünkü 16 yaşında evden kaçmak ne demek? O yüzden gel ziyan olma. Yağmurdan kaçarken doluya tutulma. Gel önce bir çocuğunla konuş. Yardım edebileceğin bir şey varsa da seve seve. Sağ salim olduğu için de mutluyum. Gözün aydın en azından sağ salim. Sağ ol. Sesini sağ ol. Duydum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol Allah razı olsun. Hepimizden. Bir de lütfen kendi çocuklarınızın yanında durun hanımefendi. Kusura bakmayın. Dünyada... En güzel, en akıllı, en şahane, en bir tane çocuk var. O da benim çocuğum. Ne yapmış olursa olsun, ne yapacak olursa olsun benim. İnsanın sahip olduğu kıymetlidir. Lütfen. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.